Yeri var. Çobanlarımız zaten bildiğine ben inanıyorum. Onun için zaten şu an jürimizde bu işi daha önce yapan. Bendeki listeden hangi yarışmacılarımız, hangi ilçelerimizden, hangi köylerimizden geliyor? Şöyle bir dolanın isterseniz. Dolanın. Alanda şöyle bir turlayalım. Kapının orada bekleyelim. Başa baş ve daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Madem çizmeleri gibi. İçerisinde eski birincilerimiz var. Onlarla da sohbet edeceğiz birazdan. Hoş geldin. Bir turlayalım şöyle. Turlatabilirsek tabii. Doğal ortamlarından aldık geldik. Hadi onu da ortaya alalım. Ağzın güzelliğine, burnun güzelliğine bak. Ben biraz tabii kısa bilgi de vereyim. Buyurun lütfen. Harikasınız. Bu alkışlar bitmesin lütfen. Hadi bakalım onu da bir turlatalım, turlayabildiği kadar. Bak bu sahibiyle barışık. Nereye çekerse oraya gidiyor. Mamda'yı iyi yetiştirdi. Merinos adı altında. Armanlı köyünden. Birçokları yetiştiriliyor ama bugünkü yarışmamızın temasında Konya Merinosu ve Orta Anadolu Merinosu diyoruz. Devletin... Dolayısıyla Mustafa Karagöz gelsin bakalım şimdi Çuvalı köyünden. Hem yapma hem et verimi yüksek. Doğru. Tabii biz şimdi Sayın Başkanımla 9 numara geliyor şimdi. Kavak'tan Mehmet Özen geliyor. Burada bizim çobanlarımızla merak olur. Melezleme hiç gerek yok. Çok kaliteli, çok güzel damızlıklar yetiştiriyor. İşte hepsi birbirinden alkışlar eksilmesin dedik ya şimdi. Hoş geldin, gel. İşte bir örnek aslında. Hepsi birer örnek ama kadın çiftçilerimiz daha bir örnek. Kadın izleyicilerimizden daha çok alkış bekliyorum özellikle. Bu koruyucu da olmadan olmaz. Özellikle hani sayıca çok besiniz varsa eğer. 17 bir öne alalım. 18'i de jürimize doğru döndürebilirsek, biraz öne çıkarabilirsek. Doğru. Evet, şimdilik ikinci olalım. Zühre ablam buradasın, sen beni duyuyorsun. Hani dedin ya, tarihini çıkarsa ben seni memnun edecek bir bedene de ulaşır. Sen bunun bedelini yetiştirdin, ben bu zamana getirdim. Bu zamana kadar yaptım. Canı sağ olsun. Onların sonrakilere geleceklisin. Zamanla, onlardan önceki dönemlerden, onlardan öncekilerden kalma elbette ki doğal bilgilerle yetiştirme unsurlarıyla dediğimiz ama sonrasında bu iş artık daha ciddi, daha sürdürülebilir. O da bir terim ama doğru da bir terim aslında. Aylara kadar giderek eğitimlerimizi veriyoruz. Sürü yönetimi dediğimiz bir sertifika sistemi de geliştirdik. Yani çobanlarımız bilir. Bir yıllık bir dönemimiz var. Evet. Sıfa, gebelik ve... Tabii gel buraya sen. Allah sana. Dersler nasıl Mehmet? Normal. Normal. E tamam. İlla ki. Şöyle bir tane şey yapsın. Çok mu seviyorum? Onlar seni seviyor mu? Hoş olmaz sana. 28 şöyle alalım sizi. Ne yapıyorsun amcam bunu sen? 40 yaşından beri. Amca sen 45 yaşındasın ya. 21 değil tamam. Bu gibi yarışmalar dünyanın her yerinde. Ben Amerika'da buldum, Hollanda'da hayvancılık gelişi her yerde bu tür yarışmalar yapılır. Bu yarışmalar yetiştiricileri,
mesleğe olan ilgisini, heyecanını artırır. Belki biz yine fuar kapsamı dışında da bu gibi yarışmaları farklı ırklarda yaparak Burdur'daki bu bilinci biraz daha arttırma yönde çalışmalarımızı belki sürdürmemiz gerekiyor. Bu gibi yarışmalar mutlaka bir faydası oluyor. Gerçek anlamda da mızık yetiştirmenin. Belki bu arada biz bilgiyi de yüklemiş olacağız çobanlarımıza. Dolayısıyla bu gibi yarışmaların mutlaka bir faydası olmaktadır. Uzun sürede. Yani bazı bu işler öyledir. Irkların saflığını korumak adına. Güzel güzel teklif. Koç kategorisi. Bir numara diyor. İki numara diyor. Hepsi birbirinden farklı tahminler. Tebrik ediyorum. Birisi altı numara geliyor. Kategoride de yarışmamızın üçüncüsü üç numaraya ödülünü vermek üzere. Yarışma. Şöyle bir alalım sizi. Teşekkür ediyoruz ve yarışmamızın birincisi alana davet etmek istiyorum. Birlik yönetimimizi de koç kategorisinde, teke kategorisinde üçüncü, ikinci, birinci.